seyirciler, bu defa da Kurtsan'dayım. Kurtsan hayvancılık ekipmanları konusunda Türkiye'de bilindiğinden daha fazla dünyada biliniyor. Onun şahitlerinden birisi de benim. Şimdi hem dünyadaki durumu hem Türkiye'deki durumu genç pazar müdürü Sayın Cem Kurtan öğreneceğiz. Cem Bey, Kurtsan her fuara mutlaka ya yeni ya yenilenmiş bir şeyle katılıyor. Lütfen bu fuara has olan üründen başlayarak diğer bazı ürünleri değinelim. Öncelikle hoş geldiniz. Bu ürünümüz bir sağım sistemi ve hayvanların yüksek mevcut sahip çiftliklerde hayvanları sağlamak için kullanılan bir sistem. Bu sağım sisteminde hayvanlar bir kapıdan içeri giriyor ve aynı anda sağımları gerçekleşiyor. Tabii ki bu sistemle beraber biz sadece hayvanların sağımını gerçekleştirmiyoruz. Hayvana dair alabileceğimiz bütün bilgileri alıyoruz. Bunlar içerisinde bir hayvanın ne kadar süt verdiği var. Onun dışında bir hayvanın gün içinde ne kadar adım attığı var ki bu kızgınlık için çok önemli bir veri. Ve aynı zamanda hayvanların ne kadar geviş getirdiğini ölçüyoruz. Şimdi normalde bakıldığında bir hayvan günde 450-500 dakika arası geviş getirmesi gerekiyor. Sağlıklı bir hayvan bunları yapar. Ve bu geviş 350-400 dakika arası düşüyorsa bilin ki bu hayvanda bir ketosis başlangıcı var. Ve bu geviş biraz daha düşmesi anlamında metritis hastalığı meydana gelebilir. Biz bu 1000 başlık bir çiftlikte bu tespitleri bilgisayar başına yapabiliyoruz. Size hangi hayvanın hasta olduğunu, hangi hayvanın gevişte problem olduğunu, hangi hayvanın tohumlamaya en uygun kızgınlıkta olduğunu verebiliyoruz. Aynı zamanda bütün hayvanların süt verimlerine size ileterek siz hangi bir sürünüzü iyileştirme adına yapabilecek her şeyinizi bir programla yapabiliyorsunuz. Kaç hayvanlık bu? Aynı anda kaç hayvan sağabilirsiniz? Bu fuara bir demo ürün olarak getirdik. Biz aynı anda yaklaşık 60 hayvana kadar yapabiliyoruz. Yaklaşık 8 dakikalık bir sürede 60 hayvan sağabiliyoruz. 8 dakikada 60 hayvan? Bu çok yüksek bir rakam ve hani büyük sürüler için bu ama olması gereken bir rakam. 60 hayvana aynı anda sağımını gerçekleştirerek bütün sütün, üretilen bütün sütün tamamının paslanma çeliği kalkla beraber bir kapalı devre sistemle soğutma tankına iletiyoruz. Türkiye'de son zamanlarda çiftliklerin sayısı ve çiftlikteki hayvan sayıları da arttı. Besi de var ama süt de var. Bu durumda bu ürün ya da buna benzer ürünlere bir artış oldu mu? Bir alaka var mı son dönemde? Size bir talep geliyor mu Türkiye ve dünyadan? Sürü yönetim sistemine baktığımızda biz şöyle bir talep görüyoruz. Şimdi İPART programı kapsamında devlet ve Avrupa Birliği işbirliği ile beraber yatırımcılar %65'e kadar bir destek veriliyor. Bu yatırımlarla beraber teknoloji biraz da ön plana çıkıyor. Çünkü İPART programı sadece sürü yönetim sistemine destek veriyor. Ve bu noktada bakıldığında artık çiftçiler biraz da otomasyona yöneliyor. Yeni bu işe girmek isteyen yatırımcılar daha profesyonel işletmelere sahip oluyor. Yurt dışına bakıldığında bu büyük işletmeler çok daha revaçta. Örnek vermek gerekirse bizim şu an Vietnam'da, işte Kenya'da bu tarz işletmelerimiz var. Türkmenistan'da bu tarz işletmelerimiz var. Dünyada da talep olan bir sistem bu. Kurtsan'ı ben demin girişte söylemiştim. Türkiye'deki cirosunun neredeyse yarısı ya da daha fazlası veya eş değeri yurt dışında. Uç örnek olsun diye söylüyorum. En garip, en zor, en uzak nereye mal gidiyor ve hangi malla gidiyor? Bizim şu an ihracat olarak bakıldığında bizim ihracatta lider ülkelerimiz Güney Amerika. Biz en çok Venezuela ve yakınlara baktığımızda Cezayir. Şu an Vietnam'a ihracat yapıyoruz. Daha enteresan olan ülkelerden Peru, Panama, çok enteresan ülkelere ihracatlar yapıyoruz. Afrika'nın özellikle göbek bölgesinde, orta bölgelerinde bilinmeyen, daha doğrusu dünyanın bilmediği ama onların bildiği tarım ve hayvancılıkla alakalı hem alanlar geniş hem devlet de iyi destek veriyor. Afrika'da hayvancılık potansiyeli ya da bu hayvanlara ait makine konusunda bir potansiyel görüyor musun veya daha mı zayıf? Biz yaklaşık bir 15 yıldır Afrika pazarındayız ve bu pazara girdiğimiz andan itibaren yalnızca satış üzerine değil bu insanları bir gelişime de teşvik etmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Kimi zaman Cezayir'de seminerler düzenliyoruz ve buradaki insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Orada da demo kurulumlarımız var. Örnek vermek gerekirse şu an baktığınızda Filistin'deki Devlet Üniversitesi Kurtsan Sağım Sistemi ile araştırmalarını gerçekleştiriyor ve o şekilde eğitim görüyor. Şöyle ben hızlı baktım. Eskiden burada ikili ya da dörtlü sağımlar daha fazlaydı. Şimdi onlar yavaş yavaş yerini azaltmış. Daha çok böyle modernize sistemler olmuş. Türkiye ve dünyadaki hayvancılık burada gördüğüm gibi midir? Yani küçüklükten büyüğe doğru mu? Ya şimdi artık kayıyor. Oraya Türkiye o noktaya gitmeye başladı. Ama şu an Hindistan'a baktığınızda Hindistan'ın çok büyük bir bölümü hala elle sağımlı yapmakta.
Onlar için daha mobil makine daha bir devrim gibi gözükse de artık ülkemizde kapalı devre sağım sistemleri popüler. Herkes buna ulaşabilir duruma geldi. İhtiyaç oldu. Bazı yasalar bunları gerektiriyor artık. Ama dünyanın her tarafında farklı yapılar var. Bazı ülkelerde tamamen bunlar aşılmış, artık mobil sistem kalmamış durumda. Bazı ülkeler daha yeni tanışıyor. Sizin yeni fabrikadan sonra ürünlerinizde daha çok üretme, daha çok kalite gibi kavramlar ortaya çıktı mı? Kesinlikle çıktı. Şimdi bizim yeni fabrikamızda Türkiye'nin ilk Ar-Ge departmanı kurulmuş durumda ve ürünlerimizi farklı standartlarda üretmeye çalışıyoruz artık. Dünyadaki bütün gıda kodekslerine uygun ürünleri yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden ham madde üretiminde kendi bünyemizi aldık yeni fabrikamızda. Ve bununla beraber biz artık bir kavuçun sadece imalatını değil ham maddesinin imalatını yapabiliyoruz. Bu şekilde Amerika Gıda Kodeksine tek Türkiye'de uygun imalat yapabilen firmayız. Türkiye ve dünyadan sizin tercih edilme nedeniniz bir, siparişi zamanında karşılama, iki, uygun ürün üretme, üç, fiyat desek doğru mu konuşlandırırız sizi? Tabii kesinlikle, çünkü bir müşterinin aradığı üç şey zaten bu genelde. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Cem Kurt. İyi fuarlar diliyorum. Size de sağ olun. Evet, Kursan'daydık. Şimdi kimdeyiz? Bilmiyorum, bakacağız.